Bakın her satır için, her satır için bir cümle okuyacağım. O cümle hangi resim o cümleyi anlatıyorsa onu damgalayacağız. Örnekle başlıyorum. Birinci satıra bakalım. Birinci satırda neler var? Annesiyle alışverişe giden bir kız var. Annesinin kucağında bir çocuk var. İki çocukla birlikte poz vermiş bir anne var. Annesiyle kek yapan bir kız var. Cümleyi okuyorum. Bir gün Ayşe ile annesi marketten dönüyorlarmış. Hangi resim? Baba. İlk resim değil mi? Hemen gülen yüz ilk resme. Yaklaştır öğretmen abla. İlk resme gülen yüz. Şuraya göster. Bir gün Ayşe ile annesi marketten dönüyorlarmış. Marketten dönüyorlarmış. İlk resmi yaptık. İkinci cümleyi okuyorum. İkinci satırda ne var? Kitap okuyan bir kız var. Oyun, böyle kapalı oyun salonuna gitmiş bir kız var. Dondurma yiyen bir kız var. Bir de bir telefonda oynayan bir kız var. Okuyorum. Ayşe annesine bir an evvel eve dönüp tabletiyle internette oyun oynamak istediğini söylemiş. Hangi resim? Bu. Annesi Ayşe'ye daha ileride bir çocuk parkı olduğunu ve isterse orada oyun oynayabileceğini söyleyince Ayşe hemen kabul etmiş ve parka gitmişler. Ayşe annesiyle doya doya parkta oynamış. Bu değil mi? Parkta, Ayşe parkta oynamış. Hangisi? Bu. Evet, damgalayalım. Evet Lina. Damgalayalım. Bu. Bastıra bastıra. Evet. Dördüncü satırı okuyorum. Dördüncü cümlem. Parktan sonra eve dönerken de yolu biraz uzatıp yakınlardaki ormanın içinden geçmişler. Bolca oksijen alıp uzun uzun sohbet etmişler. Hangisi? Bu. Ormanın içinden geçmişler. Aferin. Beşinci cümleyi okuyorum. Eve döndüklerinde Ayşe biraz yorgunmuş ama çok mutluymuş. Nereye dönmüşler? Eve. Eve. Hadi bakalım, ev hangisi? Bu. Evet. Hangisi? Evet. Bu. Şöyle